Oh my God, bro. Oh, hell no. Efendim herkese tekrardan merhaba. Barzon 100 kanalına hoş geldiniz ve bugün ilginç bir konsept denemeyi düşündüm. 1.12.5 güncellemesiyle beraber oyunda 5 karakter ciddi değişikliğe uğradı. Bu karakterleri 1066 yılında bilinmezlikten ihtişama kategorisini seçerek görebilirsiniz. Bu karakterler esasında bu kategoride... Çok uzun süredir vardı oyun ilk çıktığından beri. Ancak önceden de dediğim gibi ciddi değişikliklere maruz kaldılar. Bu karakterlerin gerek eğitim kişilikleri gerekse diğer karakter özellikleri ciddi değişikliğe maruz kaldı ve bu efsanevi karakterler diğer tarihi karakterlerin aksine belli başlı harisel olayları ve diğer eventleri tetikleyebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse Tule-Tule Emiri Emir Yahya Pordobay'ı almak istediği zaman entrika yeteneğini kullanarak rakibin avantajını düşürebilir. Bunun içinde belli bir event gelir. Mesela Emir Yahya önceden savaşçı bir karakterdi ve karakter özelliklerine baktığımızda kindar yerine şefkatli bulunuyordu. Kendisi önceden savaşçı eğitim almıştı ancak ancak bu son güncelleme ile beraber kendisini entrika ağacından götürmüşler. Bir başka değişiklik ise Düşes Matilda. Kendisi oyunun başında aslında şu an burada görmüyoruz ancak kendisiyle oyuna başlarsak. Burada görmüş olduğunuz aşağı Lotharingia. Dükünün oğluyla nişanlı olarak başlıyor ve bu evlilikleri baba soylu. Yani çocuk doğduğunda babasının hanedanından olacak şekilde planlanıyor. Yapay zeka da bunu çoğunlukla reddediyor. Bir şekilde üstesinden geliyor ve kendi başına göre ana soylu evlilik seçebileceği başka bir aday arıyor. Akeza burada Apulya Dükü Dük Robert de bu şekilde. Kendisi Yüce Savaş Bey'i yani bir Cengiz Han kıvamında diyebiliriz. Savaşçı özellikleri çok iyi. Burada örneğin görmüş olduğunuz gibi stratejist ağacını tamamen tamamlamış ve yürekli ağacından gitmiş. Oyunda bir noktada kendisine bir misafir geliyor. Bu misafir gelecekte Bizans İmparatoru olan Michael'ın ta kendisi olduğunu ancak sonradan anlaşıldığı üzere de kendisinin esasında bir sahtekar olduğu ortaya çıkıyor. Fakat Robea e bu şansı kullanıyor ve karşımıza çıkacak event'e göre Bizans'a savaş açıp açmamayı açtığımız savaşın boyutlarının nasıl olacağını da biz karar verebiliyoruz. Bir başka karakter de Bohemia Dükü 2. Vratislav. Kendisinin özellikleri değiştirilmedi ancak eğitim özelliği değiştirildi. Normalde önceden kendisi savaşçıydı. Yani askeri üzerine eğitim almıştı. Ancak burada idareci yapmışlar. Ve kendisi Maissen ve Lausitz düklüklerinde hak iddia edebiliyor belli başlı eventlerle ve bu toprakları kendisine katabiliyor. Biz de bu arkadaşların en güçsüzüyle oynayacağız bugün. Küçük Kral Murchet, Macdonchat, yani Donchat oğlu Murchet oluyor. Küçük Kral derken Britanya coğrafyasına baktığımızda dük seviyesindeki yöneticiler küçük kral olur. Yani krallığın bir altı gibi. Bu karakter de normalde askeri eğitimi almıştı. Ancak güncelleme ile beraber kendisini diplomat yaptılar savaşçı özelliğini kullanarak normalde hak iddia ede ede buradaki görmüş olduğunuz küçük kontukları alabiliyorduk. Ancak ekonomik altyapımız iyi olmadığından bunu yapmak bizi ciddi zorluyordu. Diplomasi yeteneğimizin iyi olması bizden daha düşük kademede olan yöneticileri vasallaştırabileceğimiz anlamına geliyor. Yani şöyle söyleyeyim bizim tarafımızdan yapılacak vasallık tekliflerini kabul etmeye daha meyilli olacaklar. Önce genel olarak bir karakterimizi tanıyalım. Önceden de demiş olduğum gibi ismi Murçat. Babası Donçat burada Görmüş olduğunuz gibi, onun da babası Kral Brian, Brian Hanesinin kurucularından da sayılır aynı zamanda tarihte ve kendisi son İrlanda kralı. Kendisi öldükten sonra kısa süreliğine başa Ol Donchad geçiyor, ancak isyanlarla beraber bu krallık hemen dağılıyor. Bizim karakterimizde burada görmüş olduğunuz gibi olmayan bir ünvanı zayıf hak iddiası var. Yani bu olmayan ünvanın zayıf hak iddiasını biz hiçbir şekilde kullanamayacağız. Çünkü o, o ünvanın önceden oluşması gerek. Fakat bu hayatta diplomasi yeteneğimizi kullanarak yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz bir bakacağız. Öncelikle diplomasi ağacından bir gidelim. Kendisi aile reisi tarafından gitmiş. Aile reisi ise çocuklar, eşler, kardeşler gibi yakın aile bağları olan kişiler arasındaki diyalogu etkiliyor. Burada aynı zamanda düşünceli var. Hediye göndermeyle görüş kazancı düklük fethi var. Oluşmamış bir düklük için dejur kontları fethedebiliyoruz. Vasallığa zorlayabiliriz. Zoraki vasallaştırma savaşı da mevcut. Dış ilişkiler odandan gidebiliriz. Bu bize diplomasi de artı 3 yetenek sağlayacak. Bizim bir eşimiz yokmuş. Kendimize bir eş bulabiliriz sanki. Ha yani Laosit Peki fena değil. Bu hanımefendiyle bir evlilik kurabiliriz. İttifak çok güçlü olacakmış. Fakat kendisi biraz yaşlı. Yakında ölebilir. Bir de Laosit ile İttifak kurmayı çok istemesem daha iyi. Çünkü Bohemia ile sıkıntı yaşayacaklar. Dolayısıyla ben şu yakında olan, daha doğrusu benim dibimde sayılan Gwyneth ile bir ittifak yapacağım. Gwennion ile bir ittifak yapıyorum. Hatta benim oğlum da var. Bakın oğlum gerçi kibirli, cömert ve sabırsız. Ancak savaşçı yeteneği çok iyi. Kendisiyle başka bir yerden de ittifak bulabiliriz. Lausis olur, Evro olur Besançon olur. Daha yakınlarda bir yer yok mu? Burgonya... Hanelin orduluğu. peki güzel bakın bu da çok güçlü bir abi değil ancak yakınlarda çifte ittifak olur. Hiç fena değil. Evet efendim İrlanda'yı birleştirmeye başlayabiliriz. Ordu gücümüze bir bakalım. Şu askerleri konuşlandırabiliriz. Keltik Hristiyanız. Katolik değiliz. Ancak Katoliklerin mezhebine bağlı sayılıyoruz. Yani Roma'ya bağlıyız. Bu beyefendi de bizi yoldan çıkmış olarak görüyor. Yani düşman değil ancak yoldan çıkmış. Bu da eksi beşlik bir görüş düşü yaşatıyor. <laughs> ha kabul etmeyecek diyor öyle mi? Peki etmesin. Mesela bu abilere bu şekilde vasallık savaşı açabiliyoruz. Zoraki vasallaştırma şekliyle. Tabii şu askeri birlikleri de konuşlandırırsak fena olmaz. Karakterimin yeni. Aa ittifak kurabiliyor musun sen de de? <laughs> he kurdum. Para kazandık. Prestij artışımız fena değil. Vasallık teklif etsem ha, yok. Ancak prestij seviyemizi şu şöhret seviyesini arttırabilirsek fena olmaz. Vasallık teklif et. Düşük feodal yükümlülükten evet eksi yedi düştü çünkü önemli bir vasal. Hiç sorun değil. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Ben seni şöyle tutturdum. Güçlü vasalımızı getirdik. Bak ben seni ne şöyle koruma olarak atadım. Tamam. Çok güzel. Karakterimin de kuzeniymiş bu. Hanedanımızdan da bayağı üye var. Karakterimin kuzeni. He. Bakın bu abinin de bir hak iddiası varmış. Böyle burada biraz güçsüz duruyor ama. Görmüş olduğunuz gibi bu abileri vasallaştırdık. Şimdi vasallık teklif etmek istesek önemli vasalların sizin hakkındaki görüşü artı 4. Evet artı 4 doğru. Bu abiye savaş açamıyorum çünkü ben de aynı seviyede. Kendisini vasallaştıramam yani boyun eğdirme gibi bir savaş olmaz. Hatta saray mensuplarına bakalım şu alabileceğimiz bir. Aa güzel. Bu abiyi aldık mesela. Şövalyelere bir bakalım. Hmm. Oğlumuzu yasakladık. Oğlumuz şövalye olmasın. nokta başlayalım bakalım. Vasallaştırma yoluyla yani bu zoraki vasallaştırma da olur. Vasallık teklifi göndererek de olabilir. Savaş ilan demiyoruz. İlla komşumuz olması gerekiyor galiba. yeni Yenimi şu iki savaşa çağıracağım. Şu savaşa da dahil ettik kendisini. Teşekkürler. Hoppa. Ah Hestin diye bir. <laughs> e, ee, şu Hastine. vay be. Kuşatma silahı alabiliyor muyduk bu arada? Aa alabiliyormuşuz. Bir tane aldık. En azından kuşatmalarda baya yardımcı olur. Bacan! Vasalımız olacak. Evet bizden çok hoşlanmıyor kendisi. Karakterimin kuzeni. He. Saraya davet ettik. <laughs> Kuzenim benim. He. Kendisini serbest bırakalım. Çok güzel. İrlanda krallığını oluşturabilmek için iki kontluk daha lazım. Meşruiyet tabi biraz yerlerde. Ne yazık ki. Ha, kendisine vasallık teklif edebiliyormuşuz. Çok güzel. Ee, dini muafiyet. Aa kabul etmiyor. Bu Katolik İrlandalıymış. Hmm. Tam bak dini muafiyet verdim sana. Mükemmel. Para gönderdim. Vassallık. Aa kabul etmiyor ya. Acayip oldu. Bu düklüğü oluşturduk. Bir düklük oluşturduğumuz için artık arkadaşlar İrlanda'yı da oluşturabiliriz. Meşruiyet seviyemiz arttığı için artık 8 il 7'ye geçmemiz lazım. Aa vasallık teklif. Peki hadi dini muafiyet olsun bak. Güzel. He çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu arada gereken kontluk sayısı düşmüş. Bizimkisi artıyor tabi. Biraz para ihtiyacımız var. Eh, önemli değil. Hallederiz artık bir şekilde. Bu arada evet bu abimiz almış İngiltere'yi. Bağlık yemin de edebiliyormuş kendisine. <laughs> ee, yok hayır. Şu kontrol düşen yerleri biraz arttırabiliriz mareşalimizi kullanıyoruz. Her ne kadar orası bizim toprağımız olmasa da vasalımızın bize olan katkısını biraz toparlar. Şöyle bir mareşal atadık. Aa İzlanda kabile dedim bir dakika yağmalayabiliyordu galiba bazı yerleri. Bu arkadaşlar da kabile kalmış. 1066'da da kabile kalmak evet gerçekten. Kabile buralar komple kabile. Oh. <laughs> Çok güzel. Burada bir sıkıntı var. Oh, Prens Erik. Problemler var. İnanmıyorum. Burada da şöyle bir kont var, mükemmel. Aa, evet, kendisi burada görmüş olduğunuz gibi yağmalanıyor. Acaba diyorum biraz para kazansak, Böyle güçlü bir vekil harç. Evet, hanedanımızda olan kişileri konseyden kovduk. Bir navcı başı getirelim. Hmm. Emrinde şövalye. Saray öğretmeni getirelim. Biraz parayı kaybediyoruz ama, hadi seninle koruma yaptık. Hadi şu abimizi etkileyelim biraz, mesela. Vay da bunlarla ittifaka ha. Oğlum sizin savaşınız hala devam ediyor mu? İnanmıyorum. Mükemmel ya. Şimdi bir büyük gezi yapsak mesela. Çok para mı kaybederiz? Bir merak ediyorum. Of bayağı para kaybediyoruz. Ooo çok fazla. Çok fazlaymış. Eee papadan para alabiliyor muyuz ya? Kabul et. Kabul. Senin dilini öğrensek. Seni etkilesek ya da. Yok. Arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Bir kızım mı oldu? Mükemmel. Oğlum hasta olmuş ama hastalık semptomları azaltılmış. Peki. İyi niyeti açtık. Etkileme plan gücü. Gayet güzel. Hoppa. Hmm. Vekil ölmeden hemen önce bize ekstradan altın kazandırdı. Ruhu şad olsun. Kendisi de aldı böyle burayı. Mükemmel. Hmm, kötü oldu ama. Şöyle getirdik. Kendisini çünkü idare yeteneği çok iyiydi. Hah güzel. Şimdi bu abi yeterince etkiledik. Biraz risk alacağım. Papayı etkilemeye çalışacağım. Papayı etkilemek çok zor. Evet farkındayım. Ama diplomasi yeteneğimizden dolayı 64. Hatta bir dakika. Ben onun dilini öğrenebiliyor muyum? Öğrenim yeteneğim biraz düşük olabilir sanki. Ne çok kötü. 3. Of. Berbat. Neyse bir etkilemeye çalışalım bakalım. İşin sıkıntısı cana yakın özelliğine sahip olduğumuz için her etkileme planı başarısız olduğunda stres kazanıyoruz. <laughs> Bana karşı önlem alıyor kendisi. O da güzel. aman adası. Bir dakika nasıl ya? Bir dakika buralar sana nasıl geçti abi? Savaşta öldürüldü. Evet tabi İskoçya'nın savaşı, <laughs> savaşta bir vasalı öldü diye buraları komple aldı. Mükemmel. Kendisine şöyle vasallık teklif etsek. Yok kabul etmeyecek. Ne bu çok ilginç şimdi. Ya bu her İrlanda oyununda olur. Yani 1066'da özellikle. Sıkıntı şu. İrlandalı kültüründe çok eşlik geleneği var. Cinsiyet yasası izin veriyorsa 4 eşe kadar sahip olabilir. Ya ben istesem ikinci eşimi, üçüncü eşimi ve dördüncü eşimi de alırım. Ancak mesela alırsam bir eş daha bu hanımefendi bana karşı ciddi görüş kaybeder. Çünkü kendisi katolik ve çok eşliğe inanmıyor. Hı. Halkımın örf ve adetleri daha önemli desem 500 dindarlık kaybedeceğiz. 2 adammışlık seviyesi kaybedeceğiz. Uf. E bunun bir altı günahkar. Rezalet olur o zaman. Katolik ilkesini her şeyin önüne koymalıyız. Baba mektup yollamış. Mektupta mektup nazik hasbihal sözleriyle başlıyor ve İrlanda insanının gözündeki değerimin altını çiziyor. Sonra diyor ki çok eşlik uygulamanız katolik ilkeleriyle doğrudan çatışıyor ve hem sizin hem de sizi takip eden herkesin Tanrı gözüne günahkar olmasına sebep oluyor. Ben sadece sizin kurtuluşunuzu diliyorum. Ya yani tipik tiran lafı. Ben sadece senin kurtuluşunu diliyorum. Evet inandık. Lütfen insanlarınızı doğru yola sevk edin ve, ve fazlalık eşlerden kendinizi kurtarın. Haram. Tabii kesinlikle bir ikilem. Hangisine daha çok değer veriyorum? Halkımın örf ve adetine mi? Katolik ilkesine mi? Bu soru bana geldi çünkü ben en çok İrlandalı toprağını tutan adamım. Eğer kültürün başı Connacht olsaydı kendisine bu mektup gelecekti. Yani şu noktada ben günahkar olamam. Papanın beni daha çok sevmesi lazım mümkünse. Kültürüme ihanet ediyorum ama en azından dini sadakatimizi koruyoruz. Aynen öyle. Hatta mümkünse ben Norse'larla da bir kültürel melez yapabilir mi? Ya. Kabullenmeyi yükselt. Değil mi? Çok güzel olur bence. Vasallık teklif. Of mükemmel. Ve son normanlar. Oh. Sana teklif edebiliyor muyuz? Sana teklif edelim. Ah güzel. Sana teklif edelim. Harika. Şimdi lütfen bunun için bana kızma ama şu abiyi getirdim başa. Hatta mümkünse bana biraz daha para kazandırsın. Görüş kazanacak. Görüş kazanacak. Kimin bana karşı görüş kazanması lazım? Bir bakalım. Hadi sen. Aynen. Daha hastalık kötü. Oh, eyvah. Hmm, seni vasa olarak aldık. Sırada konoht kaldı. Etrafını çevreledik. Mükemmel. Bu beyefendiyi vasallaştırabiliyormuşum bu arada. O da harika. Ancak İskoçya ile bu sefer başım belaya girer. O da hiç hoş olmaz. İstesem ben İngiltere ve İskoçya bağlılık yemini de edebilirim. İlginç. Evet vekiller. Hünerlerini bekliyoruz abicim. Hatta yapabiliyorsam şunu arttırdım. Taht otoritesini. Biz bu papayı etkileyemeyeceğiz galiba. Ha? Çok güzel. Uyumlu gelenekleri açtık. Dış ilişkileri güçlendiriyoruz. İngiltere bu halde görmüş olduğunuz gibi İngiliz olmuşlar. Küçük kral Gutred mi? Kral Aed mi? Sen... A, Bunun oğlu ölmüş ya. İlginç. Hadi seni çağıralım ya. Seni çağırdım. Seni vasallaştırırız. Hmm, tempolu av gezisi mi yoksa bahçede rahat bir akşam yemeği mi? Özelliklerine bakıyorum. Adil, alçak gönüllü ve cömert. Entrikadan gitmiş işkenceci ve tutumsuz. Çok fazla bir şey istemez. Bir av gezisi, bir tempolu değil akşam yemeğini. Ayda. Güzel. Tüh. Kendisi erken ayrılmak istedi. Babadan para aldık. Mükemmel bir torunum oldu. Hayal kırıklığına niye vuruyorsun onu anlamadım gerçi ama. İrlanda krallığını oluşturabiliriz. 325 altına ihtiyacımız var. Ve oluşturabiliyoruz. Yeni efendilerini görmelerine izin verelim. Benim söylediklerimi yapın. Başka açıdan bakın. Tamam. Artık İrlanda kralı olduk. Vasallaştırarak. Kendi hanedan sancağımız, kendi hane sancağımızı koyduk. Maliyet... Bunları şöyle birer arttırsak acaba nasıl olur? Şöyle uygulasak. Evet. <laughs> ben vasallık teklifi. Çok güzel. Seni getiriyorum. Benden çok hoşlanıyorsun. Tabi efendim. İrlanda krallığına... He senin krallığa hak iddian vardı değil mi canım? Bu abilerin de vardı. Oooo. <laughs> Bir üye var sadece mükemmel. Evet Papa bizden bayağı hoşlanıyor bu arada. Saray görkemiyle özellikle beklenen seviyenin üstündeyiz. Kişisel diplomasi ihtiyatlı etkileniyor. Tamam bence bu kadar yeter. Ve İrlanda krallığını kurduk. 39 yaşında başladık 46 yaşında bitirdik. Şimdi bu noktada birkaç bir şey söyleyebilirim aslında. Bu abimiz evet efsane olarak gözüküyor ancak daha şu zamana kadar efsanevi bir eventle karşılaşmadık. Belki karşılaşabiliriz ilerleyen süreçlerde ona da bakarız. Diplomasiyi kullanarak kendimizden daha düşük seviyedeki yöneticilerle hak iddiası oluşturmaya gerek kalmadan ya zoraki vasallaştırmayla ya da kontluk fethi yaparak yani düklüğün kontluğu fethi yaparak onları ele geçirebiliriz. Yani bu abilerin mesela zoraki vasallaştırabiliyorduk. Gayet güzel. Efendim bu şekilde yapmış olduk. Şu an çok güçlü bir kral değiliz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha bekleyelim bakalım hayatın sonuna kadar bir şey olacak mı olmayacak mı hep beraber görürüz. Oo çok teşekkürler. Ya yapma işte bak. Şu an yağmalanıyorum. He yaş. Hey. Aa güzel. Aa avantajlar çok iyi. Düşman yakın zamanda karaya çıkmış. Sulak alan savunması, daha iyi ordu komutanı ve daha fazla asker. Dağlık, tepelik ve sulak arazide avantajımız artıyor. Zorlu arazi uzmanı. Biz bu savaşı alacağız. Westerland şefi. Neresi burası ya? He, İzlanda'ymış. pek. Öyle olsun. Gerçi ağzının payını aldı ama. Ha şimdi bir dakika. Başka yerim yağmalıyor. Yağmalandım ya. Ben İskoçya'yı yağmalıyor. Buradan da ağzının payını aldım Mükemmel. Büyük gezi yapabiliyorsun ya ama paramız var mı ki? Yetmiyor abi. Yetmiyor. Yani şunları düşürsem şöyle. Ha böyle yetiyor o zaman. Ama yok yine yetmiyor. Papa bana para lazım. Altın iste. Ha isteyebiliyoruz. Görüşü bize karşı yüksek. Ama 1075'e kadar bekleyeceğiz. Hı. Aa, ölmüş. Lekeli hummadan ölmüş William'a. Fatih. Ciddi bir salgın var. Ve toprakları çok kötü bölünmüş bu arada. No. Ama İngiliz kültürünü açmışlar. Normanlardan ve Anglo-Saksonlardan açılmış bütün buluşları almışlar. Biz de bunlarla yapacağız mesela. Çok güzel olacak. <laughs> Gizli kızı mı varmış? Hı. Gizli kızı varmış. Kızı güzeldi ama. Neyse en azından şu an bir sırrının biliyoruz sırrını öğrendik gibi bir şey oldu ama koz elde ettik he. Evlilik düzenle. He, mas oyunda meydan oku, dostluk maçı, servet. bu wow, kabul edecek. Servet üzerine basıya girelim of. İngiltere için yapabiliriz sanki bunu. Aa, bir dakika sen çalışkan mı oldun? Sen tembeldin ya. He, senin kardeşin de öldü. Bir dakika, tamam. Kardeşi çocuksuz öldü. Eyvallah. Öyle oldu. Peki. Bu da görmüş olduğunuz gibi bizim karakterimiz. Artık İrlanda'yı birleştirmek eskisi kadar zor değil. Ya savaşçı özelliği vardı eskiden. Evet. Güzel bir komutandı. Ama savaş ilan etmek için ya hak iddiası sahibi aramanız gerek. Ya bir hak sahibi aramanız gerek. Ya da kendinizin hak iddiası oluşturması lazım. Aylık 2,5 kazanıyoruz. Bir hak iddiası. Ortalama 66'ını tutuyor. E bu da 30 aylık gelire tekabül ediyor. Şu an sırf diplomasi özelliğini kullanarak böyle birleştirdik arkadaşlar. Ama elimizde az toprak var. Ne yazık ki. Aa seni zoraki vasallaştırabiliyormuşum öyle mi? Senin birle ittifakın var mı? Ha sen geçtin başa. Peki. Hoş buldun can. Canım hoş geldin. Casus başım ölmüş. Seni getirdim. Defansif müzakereler. Müttefiklik önereyim mi? Koz kullandım. Bu kadar. Bu adama karşı artık bir kozum var. Buraya esasını alabilir mi? Şöyle bir hak iddiası üreteceğim. İskoçya'yı da çağırarak savaşa mümkünse İskoçya'nın devir toprağını ele geçireceğim. Neden buraya ele geçiriyorum? Çünkü Kelti Hristiyanlığa göre burası bir kutsal bölge. Burayı alabilirsek ki bakın burada Canterbury bize karşı kutsal bölge sayılıyor. İki tane kutsal bölge tutmuş oluruz. Bu şekilde İrlanda Körfezi'nde de bu şekilde İrlanda Körfezi'nin karşısında bir toprağımız olur. Baya hızlı ilerliyor ha. Çok teşekkürler. Yapma. Yapma sakın yapma. Eyvah. Geliyor. Senin elinde ne var? Bondi var değil mi? Bondi neydi? Mızraklı mı? O zaman zırhlıya ya basacağız. Yakın zamanda karaya çıktıkları için. Bakalım şu an dengiz. Çok zorlanırız gibime geliyor ama. Aa yaralandık ve iyileştik. Çok güzel. Biz mi kıymışız adamları? Olaylar. Burada uf bayağı olmuş. Askerlerinize muharebede liderlik ederken yaralandınız. Hmm. Bu şövalye Ragnvald Rönvaldır'ı yaralamış. Bizim yeğenimiz aynı kişiyi sakat bırakmış. Of geçmiş olsun. Avcı başı olan bizim akrabamız bir kişiyi savaşta öldürmüş. Ve şu vasalımız ki bu bizim yeğenimiz oluyormuş. Bu abimizi ağır yaralamış Hastin'i. Tabi denizden yeni intikal ettiklerinden dolayı yakalayabiliyoruz böyle. Eksi 30 avantaj yiyorlar. Yoksa ordular bizimkinden yani en azından komutanlarıyla beraber. Bizimkinden bir tık daha kaliteli gibi. Aa güzel. Aylık geliri şöyle bir toparlasak fena olmaz aslında. O mükemmel denk geldi bu arada. Bizim geri püskürttüğümüz İzlanda ordusu şu an bizim savaş açtığımız kişiyle savaşıyor. Orduları ciddi Of ciddi zarar görüyor. Ya evet, şöyle boğazdan çıkalım. Boğazdan da direkt. Tek kontlu var bunun değil mi zaten? Evet tek kontluk. Üstümüze gelecek. Valiye esir etmişiz. Para kazandık. Sen ne rakip mi oluyorum? Sağlık da iyi diyor ha. İsyan sebebi başlatıyor. Bu bir tiranlık eylemi adamlarımız tarafından yakalanıyor. A isyan. Bu iyi olabilir. He. Arkadaşlar esasında bu çok güzel bir durum. Bence bu bence güzel bir fırsat. Çünkü öylesi bu ihanet deriz ve %77 ihtimalle bu abimiz kaçar. Kaçtığı anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bizim toplamda kaç vasalımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toprakların alayına çökebiliyoruz ve bu mükemmel bir şey olur. Yaşımız 51. İskoç ile müttefikiz, Greenet ile müttefikiz, bunlarla da müttefikiz. E bu mükemmel. Rica etsem, gelin bana. Bir de savunma savaşı, savunma savaşı olduğu için de hiçbir şekilde prestij harcamıyorum. Burası artık bana ait. Şimdi bunlar benim başkentime mi gidiyor? Biz nereye karşı savunuyoruz ya? Biz neredeyiz? Eyvah, biz saraydayız. Bizim ordunun başına geçmemiz gerek. yok. Şu an biz tiran değiliz ama, değil mi? Evet, biz tiran değiliz. Ama aman aman aman. Dur. Biz bu vasalların topraklarını öyle bir alacağız ki arkadaşlar, mükemmel olacak. Mükemmel. Çok harika denk geldi ya. Biraz biraz para kaybediyoruz şu an. Eyvah. Mezhep, heh, mezhep liderinden altın. Çok teşekkürler. Şurayı kuşatsak. Bu abi bize savaş açtı değil mi? Evet bu abi sağlığı iyi. Sarayını yakalarsak ve hapsedersek çok iyi olur. Of. Biraz kötü oldu ama. Gerçi bir dakika. Herkes şu an yanımda bunlarla. Harika. Hayır gitme. Yağmalanıyor muyum? Halo galant düklüyor. Ah. Bakın kimin oğlu. Hardrada'nın oğlu. Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anası. Karakterimin yeğeni ölmüş. Kötü oldu. Şunları kuşatsak acaba olur mu? Başkentime geldiler değil mi? Hoppa burayı kuşattılar yalnız. 3 sene önce başladık Savaşa Talepleri zorla kabul ettirdik Yani böyle bir fırsat gelmezdi Sanırım Ünvanı fes ediyorum hmm, Teşekkürler Seni salıyorum ya diye karşılığı serbest bırak Paraya ihtiyacımız var Canım çok teşekkürler öpüyorum İskoçya borca girmiş. İskoçyacığıma şöyle elime geçtiği zaman. Ama bir dakika önce şu abileri ünvanı feset. Ünvanı feset. Serbest bırak. Ünvanı feset. Teşekkürler. Ünvanı feset. Mükemmel ya. Siz alayınız gittiniz değil mi? Hmm. İşte mesela bak şu düzgün bir adam olsaydı. A, gerçi bu iyi bir adam. Ama ben haneden üyelerime toprak vereceğim biraz. Onlara biraz şöyle toprak verelim. Evet şimdi. Canımın içi. Sen burayı tutuyorsun. Tamam mı? Ben nereyi tutayım? Güzel soru. Esasen şu ova olduğu için buraları tutmam daha mantıklı olabilirdi. Ama Dublin taraflarını tutacağım. Buraya ekstradan bir kale de yapabiliriz. Ekonomi haritasına şöyle bir bakalım. En gelişmiş yerler burası diyor ama burada da fena değil. Burası ovaydı değil mi? Güzel. Buraları tarla falan kurarız. O zaman Ulster bizde kalır. Başkentimi Dublin'e taşıyorum. Benim de Dejur başkentim olur. Bu abimize de. Kendisi bana sadık kaldı. Çok teşekkür ediyorum. güçlü bir vasal ama Dejur vasalım en azından. Karakterimin kardeşi. Kalp yetmezliğinden öldü. Hadi bak kardeşime verdim burayı. Kendisiyle ittifak da kurabilirim hatta mümkünse. Kalsın ama. Kendisi benden çok hoşlanıyor. Ay, <laughs> burayı verdik ya. Böyle de almış olduk mesela. Galler ve İskoçya ile ittifakımızın olması mükemmel. İngilizleri acaba düşünüyorum adadan atabilir miyiz? Kendileri çünkü yabancı. Bunu oluşturduk. Biraz paramız gitti ama ben sana şöyle vereceğim bunu. Eğer İrlanda'yı oynuyorsanız size tavsiyem normalde en büyük düklüklerden ikisini tutun. Özellikle Munster'i. Ama bu abi burada duruyordu. Bana isyan etmesini isterdim. Ancak etmedi. Dolayısıyla dejur dağılımı da bu şekilde dengeli tutuyorum. Mid düklüğü. Konokt bende. Bu bende. Ulster'da oluşturup tutarsam fena olmaz aslında değil mi? Şu an tek oğlum var. Hatta bunları da mesela böyle eğitebiliriz. Bu hanımefendiyi de eğitebiliriz. Bakın gücümüz bayağı arttı. Toprak tuttuğumuz için çok fazla. 8'de 8 tutuyoruz. Vasalların topraklarını tamamen ilhak ettik. Ele geçirdik. 2552 toplam potansiyel asker gücü. Artık bu noktadan sonra yapmamız gereken şey şu kültürel kabullenmeyi yükseltirsek. Mesela İrlandalı Norse yaparsak. Buradaki 4 tane buluş keşfedeceğiz. Bunlar tabii 3 tanesi uzun gemiler. Vareg maceraları artık bir işe yaramaz. Ama tüm tingler bu çok iyi. Taht otoritesini arttırmak için artık belli bir süre beklemeye gerek yok. Daha fazla prestij harcayarak bunu yapabiliriz. Vakayname yazımı çok iyidir. Onun dışında buralardan da kültürel gelenek almamız mümkün. Çok iyi başladık dermiş. <laughs> ee, ve bir diplomasi özelliği de. Diplomasi normalde benim oynamayı çok sevdiğim bir özellik türü değil. Yani ekonomik altyapınız iyiyse ve çok fazla dejur vasalınız varsa, çok büyük bir ülkeye hükmediyorsanız diplomasi o zaman işe yarar. Diplomasi vasallarla aranızı iyi tutmanıza da çok ciddi yardımcı olur. Diğer ülkelerle, dış ülkelerle olan ilişkilerinizi de güçlendirir. Herhangi bir evlilik yapmadan başka bir ülkeyle doğrudan defansif müzakereleri kullanarak ittifak da yapabilirsiniz. Şanlı ağacından giderseniz özellikle prestij artışınız artar. Yani bir kabile olarak oynuyorsanız size tavsiyem şanlı ağacından gidin ki kazandığınız prestijin yüzdeli kat sayıları ciddi anlamda artsın. Mesela etkileme plan gücü %30. Demir yumruk olursa korkunçluk başına yüzdelik prestij artar. Konseydeki her yetişkin önemli bir vasal için aylık prestij %4 artıyor. Praetor muhafızları yani Roma konsülünü veya Roma imparatorunu koruyan muhafızlara kapı kulu askerleri de diyebiliriz. Şövalye başına aylık prestij harika. Mesela 8 tane şövalyeniz varsa bu %8 olur. İşte diyelim ki imparatorluk yönetiyorsunuz. 16 tane şövalyeniz var. %16 daha fazla prestij kazanıyorsunuz. Gerçek hükümdar açarsanız vasallık teklif etme kabulü artıyor. Tarih yazımı Meşruiyet kazanımını artırıyor. Şöhret seviyesi etkisi, itibar ve görkemli. Diplomasi ve askeriye ekleme prestij aylık artıyor. Şan odağını seçebilirsiniz özellikle prestij artışı için. Ve oğlumuz gibi eğer kibirli birisiniz o da aylık prestiji 1.0 oranında artırır. Gayet iyi iş yaptık. Ee, eyvallah. Şu tutsakları, aa bu tutsakları salalım. Ciddi para gelir bunlardan. Baya geldi. Çok güzel geldi hem de. Bayağı geldi. Çok güzel geldi hem de. Vassal ney? Varislerimiz tanışsın. Şimdi ikimiz de diplomasi üzerinden gittik ya. Bu yüzden oluyor herhalde. Mümkün yapılabilir. Ancak bu abi biraz yani dindar. Bunu kabul edebiliriz. Varisler arasında buluşmayı ayarlarız. Veya deriz ki ya varisler buluşmasın gel biz buluşalım biz daha birbirimizi tanıyalım deriz. Diplomasi yaşam tarzı yeteneği kazanacakmışız. Olur bir bakalım. Eğer dersek ki varisimiz İskoçya'ya gidecek, buluşmayı herhangi bir şekilde etkileyemeyeceğiz. Ama deriz ki Duncan bizim başkentimize gelsin, para harcarız, buluşmayı biz düzenlemiş oluruz. Bu noktada oğlumuzu gönderirsek eğer ya kültürü değişir, ya mezhebi değişir, ya da rakip olur bilmiyorum. Bizim kontrol ediyor olmamız bence daha iyi. Bunu yaparsak biz ihtişam kazanıyormuşuz, olur. Ama ben biraz kontrol manyağı gibi davranacağım. Oğlu nerede geliyor mu? Saray daveti iyi geçiyor. Oo. Oh. Peki bu karaktere para mı veriyoruz şimdi? Oğlum ve varisim bu konuda yardımını alacak. Yaşeren dostluk. Saray daveti çok iyi geçiyor. %85 ihtimalle bence kazanırız ya. Haydi. ne oldu şimdi? Ee, olmadı. %85 ihtimalle yani ona rağmen kazanamadık mı? Oo, güzel. Norslarla İrlandalıların kültürel kabullenmeyi arttırdık. Heh. Oo bu da çok iyi. Bir %10 daha yaparız. Yoksa para çok kötü bitiyor. %29. Gittikçe artıyor bu arada. Çok güzel. Ben hatta istesem şu an yapabiliyor muyum Norse'larla? Melez kültür. Ha yapamıyorum. Eğer Norse olsaydım yapardım. Ama İrlandalı olduğum için en az %40 olması gerek. Ne? Şu kontrolü düşük yerleri arttıralım. Mezhep liderinden altında aldık. Buraya şöyle bir kale yapabilirsek iyi olur. Ama bunun için de Baya paraya ihtiyacımız var be. O zaman ne yapıyoruz? Tarla basıyoruz arkadaşlar. Sulak tarlalar buraya da yapılabilir bir tane. Fena değil. Yahu yapma. Oh. Ya benim nedir bu çektiğim ya? Oğlum Viking çağı biteli çok oldu be. Aa kardeşimin suratı dağıldı. Tüh. Ben böyle yapa yapa sizleri bitireceğim. Yani dua edin Norveç yeterince güçlü değil de size çökmüyor. Çünkü siz Norveç'in dejur vasalısınız. Yani ben bunların paralarını da çalıyorum. Yaptıkları yani başarısız yağma ve parçalanmış bir orduyla kalıyorlar. Teşekkürler. Güzel. İskoçeli olan ittifakımızı güçlendirdik. Hoppa. Bu niye öldü ya? Tarafından öldürüldü. He. Slezvik kontu. Daha başka biri yok mu ya? Munster yüklü. Lothian. Hadi bak şunlarla bir ittifak yapılır. Mükemmel. Ve nüfuzu yayıyoruz artık bir şekilde bakalım. Becerikli kalpazan. Hı. Anlı büyüklüğünü açıyormuş. Koltukta hak iddiası üretme hızı. Yani bilmiyorum ki. Hadi şunu açtık. Korkunçluğumuz da yok ama. Şimdi yaşımız 56. Sağlık kötü diyor. İhtiyatlı ve çobanlar özelliğimiz var. İskoçya, İrlanda ve İngiltere. Bu kapışmayı kim kazanır? Tabi büyük ihtimalle İngiltere kazanır ama. İngiltere'nin de şu an tabi. Hoppa bir kızı tifüsten gitmiş. İngiltere şu an tekte alır beni. İskoçya ya karşı yani a İskoçya da ikimizle de ittifak yapmış mükemmel ikili oynuyor şu an. Olur. Hı. arkadaşımız mı oldu kızımız mükemmel. Buralarda sulak alanlar. Sulak alanlara ancak şöyle tarlalar yapılabiliyor. Sulak tarlalar. Yani düşman yağma süresi güzel. Yani 8. seviyede %10 daha fazla artıyor. E bunun içinde geç orta çağ bulmamız lazım. Bu adamlar bir tek yağmalıyor bizi. Bunlar da hep kabile mi kalacak bilmiyorum artık. Ya kalabilirler de yani. İzlanda'ya güvenemiyorum. Hoppa. Ne? Salgın mı? Yapma ya. Başkenti karantinaya al. Evet. Hafif tedbirler. Hoppa yayılmış. İnziva. Hekim bir şey yap hekim. Hekim çöl şu hastalığı. Muazzam kendi bedenimizde tutsağız, yatalak olduk ve küçük çaplı bir hastalık artıyor ama wow, wow, wow. kızım kızamık oldu. İnzivada olmasına rağmen. Hoppa! Gerekenden fazlasını yapma. Öleceğiz büyük ihtimalle. Ve öldük. O kadar tehlikeye ve rakibe rağmen kızamıktan yani tabiri caizse belki doğal denebilecek yollardan hayatımızı kaybettik. Mükemmel bir diplomat olarak barışçıl bir şekilde çözemeyeceği hiçbir şey olmadığı söylenir. Yani bilmiyorum bu söz tartışılır. En azından zaferimizin sonunda tartışılmaz bir barış koyduk ortaya. Savaş yoluyla barış sağladık mı diyelim artık bilmiyorum. Kral 2. Brian tahta geçti. 37 yaşında. Gayet iyi. Tek oğlu vardı zaten. Tüm toprakları eline aldı ve 3 düklük kadar toprak tutuyor. İrlanda için bence güzeldi bu. Güzel bir İrlanda macerası yaşadık. 19 yıl. Hani kızamığa yakalanmasak çok büyük ihtimalle daha yaşardık. İhtiyatlı özelliği ve çobanlar kültürel geleneğinden bir 5-6 yıl kadar daha dayanabilirdik bence. Çok uzun sayılmaz doğru ama. Bence götürdük biraz daha. Çünkü o tür sağlık bonusları gerçekten yaşı uzatıyor. Efsane karakterlerden bir tanesini demiş de olduk. Bu böyle bir seri olarak devam edecek. Diplomasi ağacını keşfettik. Diplomasinin bize neler yapabileceğini, ne katabileceğini gördük. Çok da hafife alınacak bir özellik değil. Özellikle İrlanda gibi gelişmişliğin düşük ve ülkenizin küçük olduğu durumlarda diplomasi gerçekten kurtarıyor. Dedesinin mirasını tekrardan kazandı. Yaşam tarzını diplomasi olarak götürdü. Her ne kadar Crusader Kings 3'ün efsaneleri olarak geçse de Yüce Kral Mürçet 3 yıldızlı bir diplomasi özelliğine sahip. Benim anlamadığım asıl şey kendi karakterine özel tarihi açıdan bir özel event çıkmaması. Diğer karakterlerde çok büyük ihtimalle göreceğiz. Ancak efsane olması sebebi muhtemelen kendisi daha önceden tabi tutorial yani eğitim karakteri olarak geçiyordu. Hani İrlanda'yı kurma, İrlanda'yı oluşturma diye. Bana sorarsanız eskiden çok daha zordu şimdi baya kolaylaşmış. Diplomasi ağacının özellikle düklük açıdan kontluk fethi ve zoraki vasallaştırma yolu gerçekten işe yarıyor. 1085 yılında da bu şekilde İrlanda'yı kurmuş olduk efendim. Bir sonraki videoda başka bir karakterle yine 1066 yılından devam edeceğiz. Bu sefer diplomasi ağacı değil başka bir eğitim dalından gideceğiz. Bu savaşçıl olabilir, idari olabilir, entrika veya öğrenim olabilir. Daha önceden size göstermiş olduğum yani videonun başında daha önce size göstermiş olduğum bu 4 karakterden yine bir tanesini oynayacağım. Ve bu şekilde bu toplamda 5 karakteri de Crusader Kings 3 efsaneleri olarak sizlere sunmaya çalışacağım. 19 senede yoktan var ettik İrlanda Krallığını ve ölmeden hemen önce büyük bir isyanla müttefiklerimizin yardımıyla o isyanı toparladık ve o asıl soruyu sorduk. Ya biz bu ekonomik altyapıyı, bu vasalları ne yapacağız? En azından benim aklımda bu soru vardı. 9 vasaldan 7'si isyan etti. bayağı da işime geldi. Yani %77'lik oranla isyan ettiler. Şansına denk geldi diyelim. Yani neden isyan etti? Çünkü isyan eden karakterin İrlanda Krallığı'nın hak iddiası olduğu için ve topraklı bir karakter olduğu için öyle bir event patladı. Ben zannetmiyorum ki bu Kral Merce'de özel bir şey olsun. Bu bütün karakterlerde oluyor. Velhasıl kelam çok iyi iş becerdik diye düşünüyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu videoda şimdilik bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.